Parti olarak siz başkanlık sistemini mi savunuyorsunuz, yoksa parlamenter sisteme geri dönüşün mü Türkiye için daha doğru olacağını düşünüyorsunuz? Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasanın ilk 3 maddesinde olduğu gibi, ki ben hukukçu bir kardeşinizin, üniter yapının korunması esasıyla her türlü yönetim sistemi Türkiye'de uygulanabilir, uygulanmalıdır demiyorum. Evet. Ama buradaki temel şart üniter yapının korunmasıdır. Burada bize çok örnekler verildi. İşte Amerika'da eyaletler var. Yani bunlar aslında çok yine halkımızı kandıran, halkımızı yanlışa yönelten bilgiler. Şimdi şöyle bir durum var. Amerika bu yapıyı kurabilmek için o kadar kanlar akıttı ki, o kadar kavgalar verdi ki, hani elinde olsa o üniter yapıya geçecek de geçemedi, yapamadı. Ama Atatürk bize müthiş bir devlet bırakmış oldu, müthiş bir cumhuriyet bırakmış oldu. Ve biz bunu bozmak için elimizden geleni yaptık diyebiliriz son 20 yılda. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden burada vazgeçilmez unsur üniter yapımız diyebiliriz. Başkanlık sistemi hususunda da tabii ki de daha demokratik bir çerçeve olması açısından parlamenter sistem, denetlenebilirlik, kontrol edilebilirlik hususunda yasama, yargı ve yürütme erklerinin kendi içinde bağımsız kararlarını verebilmesi hususunda yani kaçınılmaz bir sondur. Ben onun olması taraftarıyım demeyeceğim. Bence ülke o noktaya doğru geri dönüyor zaten. Ama güçler ayrımının net yapıldığı bir başkanlık sisteminde ilke olarak olmaz demiyoruz diyorsunuz. Ünter yapı korunarak tabii ve güçler ayrılığı net olarak çizilmiş bir başkanlık sistemiyle de Türkiye pekala yönetilebilir. Ama bunun yanında bir federasyon veyahut da bir konfederasyon gibi tartışmalara parti olarak kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle. Biz bunu kabul etmiyoruz diyorsunuz. Evet.